Sevgili arkadaşlar, hepinize merhabalar. Karşınızda ben Erişan Konyalı, dijital pazarlama uzman ve danışmanıyım ve aynı zamanda girişimciyim ve başarılı girişimcileri sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. Yakın zamanda İstanbul'da tanıştığım bir dostum Burak Gökalp. Bugün video konuğumuz ve kendisi de hem girişimci hem gayrimenkul ve finans uzmanı. Kendisi genç yaşta aslında çok ciddi güzel başarıları yakalamış ve hazır onu İstanbul'da yakalamışken başarı sırlarını ve hikayesini bizimle paylaşmasını isteyeceğiz. Burak Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Ayşem. Bizi izleyicilerimize biraz kendini tanıtırsan sevinirim. Yani girişimcilik hayatına nasıl başladın, neler yapıyorsun bununla alakalı. Tabii seni ki. Biraz yakından tanıyalım. Burak Gökalp, 33 yaşında. Sakarya Üniversitesi işletme mezunu. Tam işletmeciye. Evet, işletme mezunu. İşletme mezunu olduğum için kendim finansçıyım. Matematiği falan çok seviyorum. Matematikçiyim aslında. O yüzden üniversite bittikten sonra direkt finansal açıdan şirketlere girip finans uzmanlığı ve yöneticiliği yapmaya başladım. Süper. 3 holdingde, Türkiye'nin ilk 100 holdinglerinden 3'ünde 9 yıl finans yöneticiliği yaptım. Buralarda yani matematiği seviyorum, finansı seviyorum, sevdiğim iş yapıyorum. Yaptıktan sonra amacımın bu olmadığını anladım ben bir zaman sonra. Çok yoğun, kafa gerektiren bir iş. Çünkü holdingin 20-30 tane iştiraki şirketleri var. Bunların finansını yönetmek, fonlarını yönetmek, bunlar çok zor işler. Milyonlarca dolar para akışı, bunları takip etmek. Yani gerçekten kafa, yani hiçbir şekilde bir kuşkuya gerek kalmıyor. Çünkü rakamlarla, paralarla oynuyorsun. Bir hatanda senin büyük rakamlar, ipi zarar, evet, gerçi her şeyin sigortası falan var ama büyük bir senin için dezavantaj oluyor. İşte o şirketlerde çalışırken girişimci ruhumdan dolayı ben bu hamster gibi sabah 8 akşam 6 çalışmasını koşu bandı sendromuna koşu bandı bana göre olmadığını fark ettim. Aslında ben işim çok rahattı. 5'te çıkıyordum bir memur gibi, cumartesi pazarın tatil altında araba şirket veriyor, işte halklar falan filan, maaşım çok iyi yani. Yani genele bakıldığında aslında çok iyi. Milyonlarca hatta insanın aradığı bir pozisyon gibi bir görünüyor, evet. Ama. Hatta bizim şirkete girmek için İstanbul Boğaziçi mezunları falan geliyor, hani alınmıyor, işte torpille falan belki girilebiliyor. Yani o şekilde referansla diyeyim bu arada. Torpille. Evet, referansla girilebiliyor falan. Modern anlamda. Girilebiliyor. Yani çok böyle büyük üst seviyedeki üniversite mezunlarının başvurduğu bir yerden ben istifa ettim. Evet. Sebebi de işte dediğim gibi çalışıyorsun sabah 8 akşam 6. Benim yapım buna uygun değil. Evet, yapı meselesi önemli. Evet, biraz da Kayserili olduğumdan dolayı biraz böyle ticarete meraklıyım. Çocukluktan beri. Kökten geliyor, evet, yani. Rahmetli dedemden falan, hani biz hep sürekli küçüklükten beri hani bir şekilde bir yerlerde çalışırız. Ondan dolayı benim amacım bu olmadığını anladım. Gayrimenkul sektörüyle de çalışırken iş yerinde, o zaman Arnavutköy, İstanbul Arnavutköy'de işte havalimanı, Kanal İstanbul falan ilk açıklandığı dönemdi böyle. Her gün haberlerde şöyle oldu, böyle oldu, iki katına çıktı. Ondan sonra bir arsa, evet, iki katına çıktı bir günde, bir artı dört tane el değiştirdi. Her gün haberlerde bunu gördükçe ben duramıyorum, yani kuduruyorum beni. Bir yerde fırsat var ama değerlendiremiyorum. Fırsat var, fırsatları da kaçırmak istemiyorum ama para yok tabii. Cepte para yok. Ne yapacağım, ne edeceğim, hani düşünüyorum, kredi çekeyim dedim. Kredi çektim, yine hani karşılamıyor alacağım arsayı. Bu arada hiç bilmiyorum ben arsayı, ilk defa yapacağım. Kaç sene önce bu? Yani ilk başladığın dönemler? 2005 yıl önce, 2014 falan. Tamam. Evet. Okey. Param yetişmedi ama ilkokul arkadaşım var benim. Şimdi hala görüştüğümüz çok samimi arkadaşım. Dedim ki ondan para alayım. Hani beraber girelim, ortak. Ona söyledim, onun işte ticaret yaptığı için parası var. Söyledim kendisine. Dedi sen dedi ne anlarsın arsadan? Hani hiç daha önceden yaptığın arsadan. Nereye dalıyorsun, hayırdır ha? Evet. Hani biliyor musun, araştırdın mı? Dedim ben baktım. İşin ettim. İçinde artık şey olacağız. Evet. Her türlü öğreneceğiz olayı. Haberleri falan görüyorsun. Evet görüyorum dedi. Yani dedim biz de alalım. Bir yerden girelim yani. Bir pasta var. O pastadan bir şekilde faydalanalım. Ondan sonra ondan ben 40 bin lira işte bir şey çıktı kredi ama alacağım 100 bin lira arkadaşlar 60 verdi ama biz ortağız yere geliyor. O daha fazla verdi. Öyle orada bir da aldı. Bir Kayserilik yaptı yani. Bir Kayserilik oldu. Ya arkadaşlık arasında böyle bir aramızda bir para muhabbeti yok. Öyle bir ortak olduk. Arsayı ben 2 hafta falan, 2-3 hafta arasında 2 katına sattım. Abi, 100 bin lira, evet 200 bin lira oldu. Olay senin için de gerçek oldu yani. Evet, gerçek cesaret oldu meselesi. Çünkü o dönem
Alişan şöyle söyleyeyim sana, gerçekten bir tapu dört el değiştiriyor. Yani wow. Tapuya gitmeden sen alıyorsun, bana veriyorsun, ben ona veriyorum. Hani bir borsa gibi, borsalarda biliyorsun telefondan suspans falan. Anlık yani. Evet öyle, o dönemde arkadaşım dedim şu an 200 bin liramız var. Nasıl dedi yani, inanmadı. Gösterdim hesabı açıp. Aa süper, devam. Sonra döndürmeye devam. Sonra güzel. Arsa 2 oldu, 3 oldu, 4 oldu. Bir bakmışım emlakçı olmuşum. Bu arada da ben bu arsa serüveninden önce, girişimcilikten önce Forex'te 4-5 yılda traderlık yaptım. Fon yönettim. Finansal açıdan da şu anda hatta yine finansal danışmanlık da veriyorum. Forex'te değil, Forex'i bıraktık. Artık dünyanın daha bilinen şeyi, hatta yeni gelişen şeyi, evet, kripto paralarda. Evet, orada da büyük fırsatlar mevcut, evet, fırsatlar aslında. Var. İşte matematiği bırakmadım aslında. Ben matematik ve finans ve bilgimden haricinde sevdiğim bir iş. Matematiği seviyorum, onu ayrılamam. Zaten gayrimenkul de bir matematik. Aynen. Krediler, rakamlar, paralar falan. Müşteriye hani bu finansal bilgiyle gittiğin zaman daha bir önde oluyorsun. Daha bilgili oluyorsun. Şunu sorayım peki, yani şu anda aslında sıra dışı bir hikayeni paylaştın da şimdi hani bizi izleyen bir arkadaşa da buna benzer hamleleri yapmayı tavsiye eder misin? Hani sonuçta çok kolay gibi anlattın ama yani sonuç olarak mutlaka tabii ki takip etmişsindir aldığın kredi ya da sektör, yani böyle gözü kapalı bir şekilde, evet, bizi izleyen bir arkadaş da ya ben de arsacı olacağım ya da ben de arsa için kredi alacağım deyip de hani sonuçta bahsettiğin o dönemler aslında ciddi fırsatların en, evet, zirve olduğu dönemler. Şu an için de geçerli olabilir mi bilmiyorum ki mesela kripto para için de aslında aynı şey geçerli. Belirli bir momentum ve belirli bir trendi yukarılarda yakalamak ya da zamanda yakalamak meselesine de biraz değinelim. Çünkü körü körüne gözün, tabii, kapalı gidip de yani akrabaların üzerine ya da kendi üzerine kredi alıp da bu işe dalmak ayrı bir olay ki sen şundan da bahsettin. Kendini tanımakla alakalı aslında arada mesajları aldım ben çünkü o mesajları. Çünkü kişi gerçekten kendisi tanıması, yani içeriden ne yapabileceğini ya da neleri mümkün yapabileceğini bilmesi çok iyi. Çünkü, evet, milyonlarca insanın gözünü diktiği bir pozisyondan ayrılmak kimilerine göre bir aptallık olabilir ama sonuçta sen kendini iyi tanıdığın için, yani girişimci bir ruhlu olduğun için ve cesaretle bazı bir şeyleri atladığın için önemli. Yani aslında burada kişinin önce bana göre kendisini yakından bir tanıması gerekiyor. Aynen. Ve cesaret kısmında da ölçülebilir bir cesaret. Çünkü matematikten bahsettim. Bana göre, ben de matematiği çok seviyorum. Rakamlar yalan söylemez. Doğru yalan analizleri söylemez. Yaparsan, rakamlarla analiz edersen çok doğru, risksiz yatırımlar yapabiliyorsun aslında. Evet. Aynen öyle. Yani şu var, bir kere cesaret bir hatta söz vardır. Kitaplarda sürekli okuyoruz. En büyük risk cesaret, risk almamaktır. Evet. En büyük risk bu. Risk alırken de planlı bir risk almak lazım dediğin gibi. Şimdi ben tabii onların hepsinin analizini falan, bir de Oğlak Burcu'yum. Oğlak Burcu, evet, hani iyi araştırır. Her şeyi araştırıyoruz falan ama bilmediğimiz bir sektör. Giriyoruz. Ama burada dediğin gibi, ben başta da söylediğim gibi, yapıma uygun bir şey. Mesela ben girişimciliği, evet, ve ticareti seviyorum. Şimdi bu, şöyle bir örnek vereyim. Ben gayrimenkul sektörüne gördüm ve şu anda dünyanın en büyük gayrimenkul firmasında gayrimenkul danışmanlığı da yapıyorum. İsim de verebilirsin bu arada. Coldwell Banker. Resmi bir TV, evet, programı, evet, olmadığımız için bizde reklam serbest. Tamam, Coldwell Banker. Coldwell Banker'la ben bu arada ben de dijital pazarlamayla alakalı eğitim verdim. Gerçekten çok güzel bir gayrimenkul sistemi aslında. Evet. Eğitim vermeden önce ben de bir altyapıyı araştırmıştım. Güzel fırsat sunuyor aslında bir evi. Yani hazır bazı dokümantasyon ve markayı kullanma gücü var. Markayı kullanma, marka, evet, evet, önemli. Dünyada en eski gayrimenkul markası. Şöyle örnek vereyim. Şimdi hani dedik ya, kendini tanıma. Gayrimenkul sektörüne bir yılda, örnek veriyorum, 100 kişi giriyor danışman olarak. Hani evet, evet. Emlakta para var, arsada para biz var. Biz de girelim abi. Biz de girelim diyor. Kaçı bankı devam ediyor? Ben size söyleyeyim mi? Sene sonunda. %10 değil. Abi bu aslında her sektör için geçerli. Evet, kesinlikle değil. Her sektör için geçerli. Ve o diğer 90'lı kesim de daha böyle yani 2-3 ayda direkt eleniyor. Yani çok, tabii, zor meslek olduğunu görüyor. Yani dışarıdan görüldüğü gibi dışarıdan değil. Dışarıdan görüldüğü gibi değil. İşte yapıya uyması gerekiyor. Sermaye çok önemli. Zamanlama önemli. Zamanlama da önemli. Risk. Ben mesela
özel sektörde istifa ettim, bıraktım. Kendi şirketimi kurup bu işte özel sektör şeyde gayrimenkul sektöründe danışman olarak başladım. Tabii şirketimiz var hepimizin. Burada ben neredeyse bir yıl hiç iş yapmadım. Önemli bir nokta abi. Evet, hiç burayı iş vurgula abi, evet. Yani ben mesela özel sektörde çalışırken aa süper ne güzel işte hani para geliyor işte işler yapıyoruz falan. Hani orada bir akar da var yani bir maaşım var. Evet, evet. Dolgun maaşım var ama iş öyle olmuyor. Piyasaya çıktığın zaman pazar çok farklı. İnanılmaz o zorluğu ben yaşadım. Ama işte bu sefer de devreye hayaller ve hedeflerin giriyor. Pes etmemek için evet. Kendini motive etmen lazım. Motive etmen lazım. Motive zaten içeriden yani sen kendinden gelmesi gerekiyor. Ben tabii şöyle sermaye dedim ya sermayesi yoksa bir insan yani sevse bile mecburen bırakabiliyor. Ben o sermayeyi zaten özel sektörde işte arsa aldım sattım. Hani birkaç tane arsa sağlamıştım. Bir sene iş yapmadım. Sonuçta kendini geçindiriyorsun, ev geçindiriyorsun. Öyle bir zorlukta hemen o arsayı satarak oradan finansal açıdan kurtulup sonra zaten 2019'un Mayıs Türkiye birincisi oldum. Oraya da biraz gelelim. Ofisimin Türkiye birincisiyim. Benim ilgimi aslında yani sende özellikle çok takdir ettiğim bir şey var. Yani özellikle tanışmak istediğim olay. Mesela Instagram'da seni takip etmeye başladığımda her sabah koşu yaptığını, yüzdüğünü ve kitap okuduğunu falan gördüm. Dedim herhalde yani bu adam buralı değil falan diye şey yaptım. Hani çünkü aslında hepimizin bildiği şeyler. Yani atıyorum sabah işte spor yapmak, egzersiz yapmak, işte havuzda yüzmek ya da kitap okumanın iyi olduğunu hepimiz biliyoruz. Planda var. Aynen plan var, uygulama yok falan. İşte uygulayan birisini görünce ya dedim bu arkadaşla tanışmam lazım dedim. Profilini dikkatli izlediğimde de işte satış birincisi olduğunu görünce dedim hani mutlaka kafa dengimiz bir şeyler uyuşacak, mutlaka tanışmamız lazım. Bu olayı da biraz anlatırsan yani sabah sporu, işte zihnini besliyor olman, sürekli kendini geliştiriyor olman ve satışta birinci olman önemli faktörler. Yani başarında mutlaka önemli bir faktördür. Çünkü bunun ne kadar etkili olduğunu ben kendimde de biliyorum. Hani çoğu insan diyor ki işte dışarıdan çok basit gibi görünse de arka tarafta, görünmeyen tarafta çok işler yapılıyor yani. Aynen öyle. Burada Alişan irade çok önemli. İrade devreye giriyor. Ben iradeli birisi olduğumu düşünüyorum. Mesela İrade hayat... geliştirilebilir mi bir şey? Onu da değinebilirsen. Çünkü çoğu insan aslında evet ya ben çok bazen bende de oluyor bu. Hani işte kalkmak istemiyorsun, okumak istemiyorsun, hiçbir şey yapmak istemiyorsun. Yani burada kendini nasıl, o iradeyi nasıl geliştirebilirsin? Yani doğuştan gelen bir şey mi ya da geliştirilebilir bir şey mi? Geliştirilebilir bence. Çünkü tabii doğuştan gelen bazı şeyler de var da. Bir şeyi mesela nasıl söyleyeyim? Spora başlayacaksın veya diyet yapacaksın. Bugün ben öğünümü keseyim. Yani 3 öğün var. Bir öğünümü keseyim, yemeyeyim. Öyle başlarsan diyete ikinci gün bırakıyorsun. Bir şey her şeye başlarken ufak ufak başlayacaksın. Hani ufak ufak matematikte vardı ya bileşik kuvvet. Hani bileşik kuvvet ufak ufak başladığın zaman o zaten bir kar topuna dönüşüyor. Çok büyük bir geri dönüşüm oluyor sana. Ufak ufak başladığın zaman o şeyi kırabiliyorsun, yıkabiliyorsun. Yani nasıl söyleyeyim işte spora gideceksin. Sabah kalkamıyorsun. İşte biraz erken kalkıp 9'da gidemiyorsan 10'da gidersin. Bir hafta sonra 9.30 denersin. Evet. Veya onun gibi şeyler. Yani ufak ufak denemek gerekiyor. Az da olsa devamlı olmak yani. Devamlılık çok önemli. Ben bir de çok sabırlı birisiyimdir. Bu başarımda mesela geçen sene birinciliğimde yaptığım işleri 8 ay 9 ay 1 yıl takip ettim. Yılmadan. Süper. Düştüm. Buraya bir virgül koymak istiyorum. Çünkü benim hem takipçilerimde hem birebir birçok insanla görüşüyorum aslında. Hani birçok insan girişimci olmak istiyor mu ama işte o sabır kısmı birçoğumuzda eksik. Yani hemen olsun, işte bir ayda olsun, iki ayda olsun, üç ayda olsun. Sen bir işi 8-9 ay takip ettiğini söylüyorsun. Ki ben mesela şu anda network marketing yapıyorum. Bazen projemi anlattığım bazı insanları ben de 8-9 ay boyunca takip ettiğim, bir yıl boyunca takip ettiğim insanlar oluyor. Yani satış kapamanın ya da satışa dönüşmenin ya da o hedefe ulaşmanın aslında anında, tabii bazen anında olabiliyor ama uzun dönemde... O şanslısın demek. Aynen yani. Sabır önemli bir kısım. Yani girişimcilikte sabırlı olmak önemli. Türk insanımız ne yazık ki biraz daha hızlı böyle. Hızlı olsun diyor. Ama gerçek hayat böyle işlemiyor yani. Sabrettiğin zaman mutlaka sonucunu alıyorsun. Herkesin bildiği gibi Michael Jordan dünyanın en önemli basketbolu biliyoruz. 9000 tane atış kaçırmış.
300'e yakın maç kaybetmiş ama şampiyon kazanmış ve birinci olmuş bir insan. Sabrediyor, yılmıyor. Devam ve sonucunda hani ufak ufak ve sonuca ulaşıyor. Benim hayat serüvenim de öyle. Hani bir şey yapıyorum, süreklilik çok önemli. Bir müşteriyi sürekli takip etme, sürekli ilgilenme, bırakmama. Bir iş o anda olmuyor, yıkılmayacaksın. Hani mesela duygusala bağlamayacaksın. Tabii, çok iş kaybettik. Çok iş mesela kıl payı döndü, tapudan dönüyor. Ama hayat devam ediyor ve bir sürü önündeki yeni fırsatlara yönelmen gerekiyor. O zaman kazanıyorsun zaten. Motivasyon da çok önemli. Mesela o hikayeyi de anlatayım. Spor salonunda vaktimiz var mı? Spor salonunda bir sabah yine bana hoca geldi. Dedi ki birebir ders almak ister misiniz Burak Bey dedi. Birebir dersti. Hani zaten oraya bir üyesin. Hani seninle özel ilgilenecek. Ekstradan ilgilenecek. Bir saat yanında duracak. Ben dedim ki ne farkı var dedim. Hani ben zaten soruyorum size. Cevaplıyorsunuz. Kime sorarsam cevaplıyor. Hani görevi zaten. Kişinin o. Yok hani ben sizin yanınıza birebir duracağım. Hani motivasyonunuzu sağlayacağım. Kritik kelimeyi söyledi bana. Motivasyonunuzu sağlayacağım. Anahtar kelime geçti yani. Evet. Ben dedim ki sabahın 7.30 falan 7'de açılıyor. Dedim Okan Bey dedim. Sabah dedim burası 7'de açılıyor. Ben dedim bazen daha erken gelip kapıda bekliyor muyum dedim. Bekliyorum. Sizden daha erken geliyorum değil mi dedim. Evet dedi. Şu an dedim kaç tane üye var bilmiyorum dedim ama kaç tane üye var dedim. Biliyor musunuz? 2500'e yakın bir üye var. Evet. Bayağı. Salona bakar mısın? Kaç kişi var? Sadece siz varsınız. Sana motivasyon yani. Motivasyona ihtiyacın var mı sizce? Teşekkür ederim dedi. Devam et. Mesajı aldı yani. Evet, yani evet. Motivasyon kişinin içinde olması gerekiyor. Hani dışarıda arayacağı bir olay değil yani aslında. Gerçekten yani içeriden benim orada kendisi görmesi lazım zaten. Tek ben geliyorum orada. Bazen tek tük geliyor ama ben her zaman orada çoğu zaman tek olabiliyorum yani. Belirliyorum. Evet, son olarak aslında bizi izleyen girişimci arkadaşlarımıza ya da girişimci olmak isteyen ya da atıyorum işte halihazırda belki bir yerde çalışıyordur, memurdur ya da beyaz yakalıdır ama girişimciliğe doğru, özgürlüğe doğru bir atlayış ve geçiş yapmak istiyordur. Bu arkadaşlara son olarak neler tavsiye edersin? Yani tabii bir anda böyle işi bırakıp benim gibi yani şimdi ben bir anda işi bırakmadım. Hani ben evet, onun altyapısını oluşturdum. Tabii. Hani mesela herkes öyle düşünüyor. Bir tampon bölge olacak yani. Tabii yani ben onu çalışırken yaptım o şeyi. Araştırmaları. Araştırmayı da yaptım. Kendim de sağlama aldım. Bir de tabii işte Oğlak Burcu'yu vurguluyorum. Sağlama alır. Ama tabii risk de almak gerekiyor. Risk almadan hiçbir şeyin sahibi olamıyorsun. Hiçbir şey yokken bir anda atlamak cahil cesareti. Aynen. Bir an biraz böyle araştırmak gerekiyor. Ne yapacaksak biraz kendimizi dediğimiz gibi anlamamız gerekiyor. Kendi özümüzü zaten insan kendini anladığı zaman, özünü anladığı zaman zaten o en büyük buluş. Kendini bildiğin zaman zaten her şeyi başarabilirsin. Aynen. Onu bulduktan sonra ufak ufak yani o iş neyse, o plan neyse ona ufak ufak gitmek gerekiyor. En sonunda kendini hazır hissettiğin zaman, ben mesela kendimi işte hazır hissettim dedim tamam artık ben bunu yapabilirim. Vakti geldi. Evet. İstifa edip bu işe yöneldim. İşte dediğim gibi yine orada da bir sene olmadı ama orada işte benim sigortam devreye girdi. O planladığım evet. Şeyler devreye girdi ve beni tekrar ayağa kaldırıp devam ettirdi. Sigorta önemli. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basarak kanalımıza abone olmayı unutmayın ve cesaret vermek istediğiniz, yani girişimcilik anlamında cesaret vermek istediğiniz arkadaşlarınız varsa mutlaka bu videonun bağlantısını kendisiyle paylaşın, sosyal medyada paylaşın ve bizi izlemeye devam edin diyerek şimdilik hoşça kalın diyoruz. Kendinize iyi bakın.